أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Evet, Cenab-ı Hak güzelce bizlere ifade, sizlere istifade ikram eylesin. Hep beraber istifade ikram eylesin. Bâb-ül Hemz-ül Müfred'de başlamıştık. Bâb-ül Hemz-ül Müfred'in وَعَنْهُ سَهِّلِغْ مَأَنَّ وَكَأَنْ yani 19, 18, 17, 16 216. beyt olarak şu anda. Yani Tayyibe'nin biz 5'te birini mi? Tabi 5'te birini elhamdülillah şimdiye kadar götürmüşüz. Güzel bir rakam. 5'te biri gitmiş. Bundan sonra birazcık daha belki bizi takacak olan yerler var. Bir iki sıkıntıya koyacak. Ondan sonra Allah'ın izniyle hepten hızlanacak ki ondan sonra zaten siz hazırlayacaksınız dersi. Ben sadece buraya dinlemeye geleceğim. Bunun için de artık biz bize düşeni yapmış olacağız. Çok şeydir, hoştur hocam. Hazırlaması da çok hoştur. Elinizde zaten rahmetli Aşık Kutlu'nun şeyi de var, şerhi de var. Öyle bir hale gelecek ki sadece ithafla bile iş görmüş olacağız yani. Sadece ithafla. Ben acizane tavsiye ediyorum. Takribe başlamadan önce, aşure bitti, takribe başlamadan önce Tayyibe'nin özellikle bu usul kısmını okutacağız. Ki usul kısmını okumuş adam zaten oh tamam yerinde. Bismillah şimdi takribe başla. Ondan sonra takriple beraber de Bakara suresinden itibaren takriple beraber de bunu eş zamanlı olarak götür. Yani vücuhatı buradan öğren. İtaftan öğrendiğin gibi vücuhatı buradan da öğren. O zaman ne oldu? Takrib bittiği gün Tayyibe bitti. Bu kadar. Yani ekstradan bir daha Tayyibe için böyle 3-4 ay 5 ay icabına geçilmeye gerek yok. Kaldı ki Tayyibe'yi zaten okumanın amacı bir yerde anlayacaksın onu. Her şey bitmiş, Tayyibe'ye dönüyorsun. Aa bu da varmış diyorsun bu sefer burada. Halbuki onu oradan okumuş olsan öyle aa bu da varmış diye böyle bir boşluk en azından hissetmeyeceksin. Pekala. Ve anhu yukarıdan arkadaşlar İsbahani'den geliyor gördüğünüz gibi. Değil mi? Vel İsbahani ve kâle hâsi'a demiş mesela. Bunları saymış. Ve anhu, İsbahani'den yine sehil, teshil yap. Hangi kelimeyi? İtme'enne kelimesini. Ve anhu, sehil itme'enne. İtme'enne kelimesini. Sonra ve ke'en uhra. Evet. Ve ke'en uhra. Burada şimdi ke'enne mesela. Ke'enneme كَأَنَّهُ gibi. Bunlar da فَاَنْتَ فَاَمِنْ لَاَمْلَاَنْ bu gibi kelimeler. فَاَنْتَ değil mi? اَفَاَنْتَ تُكْرُهُ mesela. Veya لَاَمْلَاَنَّ gibilerde. Bunlarda ne yapacaksın? اُخْرَى diyor. اُخْرَى ne demek? İkincisini yani ikinci hemzeyi. لَاَمْلَاَنَّ de birinci hemzeyi değil de لَاَمْلَاَنَّ şeklinde. Veya اَفَاَنْتَ okuyoruz. اَفَاَنْتَ ikinci hemze. Anlatabildim mi? Eyüp hocam, anladın mı kardeşim? Evet. Uhra ve ke'en dedi ya şimdi, ke'en kelimesi. Şimdi itme'enne'nin hangi hemzesini yapacaksın? Soru. İki tane hemze var. İtme'enne mi yapacaksın? İtme'enne mi yapacaksın? Ve ke'enne, ke'enne aynı şekilde. Tabi burada ke'enne ile alakalı daha ziyade uhra'yı değerlendirmiyoruz. Ke'enne de zaten bir hemze var. Yapılacak olan hemze hangisidir? Tesir olacak olan hemze zaten bir tane. Dolayısıyla düşünmeye gerek bile yok. Ama efe ente de. Ama işte efe emine mesela diyelim. Veya le em le enne de. İki hemzeli olan. Yani öyle bir kelime ki kendisinde iki tane hemze var. İsbahani bunların hangisini tesir yapacak? İsbahani bunların hangisini tesir yapacak? Ha diyor ki uhra. Diğerini yani birincisini değil ikincisini tesir yapmış olacak. Evet. Sonra devam ediyor. Esfa ra'aytahum. Aynı şekilde İsbahani Hazretleri ne yapar? Tesil yapar. Nereyi? Esfa. Esfa kelimesini yani. Nerede bu da? İsra suresi 40. ayet-i kerimede geçen Efe esfakum. Bunlar gelecek arkadaşlar. Mesela takrib okuyacaksınız değil mi? Eyüp abi. Yani takrib okuyacaksınız. Şimdi hocamlar takribi zaten okudu bitirdiler. Ama sizin için güzel bir fırsat az önceki dediğim meseleden.
Yani Efe Esfa'da var mı? Yokmuş. Ha, Tayyip'e geçtiği bak Efe Esfa'da var. Evet, Esfa. Sonra Ra'eytehum. Ra'aha bil kasas. Ra'eytehum li sacidin. Yusuf suresinde. Ondan sonra Ra'aha tehtezzu. Kasas suresinde. Sonra lemma ra'ethu. Mesela ra'ethu hasiben. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا وَرَآهُ النَّمْلِ demiş. Neml suresinde geçen رَآهُ kelimesi. Bakın. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. Ondan sonra hus demiş. Yani bu mevzilerde, özellikle bu mevzilerde saydığı kelimeler bakın hepsi. رَآهَا رَأَيْتَهُمْ لَمَّا رَأَتْهُ Neml suresindeki رَآهُ işte o da فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ mesela. رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْ رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْ nerede geçiyor? Münafıkun suresinde geçiyor değil mi? وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ اَجْسَامُهُمْ buradaki zaten تُعْجِبْ denince özellikle bunu رَأَيْتَهُمْ bu تُعْجِبْ diyor başka başka yerlerde olan diyelim ki رَأَيْتَهُمْlerden bunu sakınmak için ayırmak için söylüyor. Çünkü وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْ arkasından gelen yok ama رَأَيْتَهُمْ kelimesi çok yerde var. Hangisi olduğu tu'acible sabitlenmiş oldu dolayısıyla. Zaten söylemiş قَيِّدَهُ بِتُعْجِبْ اِحْتِرَازًا اِحْتِرَازٌ مِنَ الَّذ۪ي فِي سُورَةِ الْاِنْسَانِ bak İnsan suresinde varmış bir benzeri. İnsan suresinde رَأَيْتَهُمْ diye mesela. Demek ki buradan ne yapıyor? Ayrı tutmak için tu'acibke'yi yapıştırdı oraya bitti mesela. Ondan sonra رَأَيْتَ يُوسُفَ Yusuf suresindeki رَأَيْتَ kelimesi. Sonra تَأَذَّنَ الْاَعْرَافِ وَاِذِ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اَعْرَافِ suresinde. Burasını ne yapıyor arkadaşlar? Yine tesille okuyor. وَاِذِ تَأَذَّنَ Bu hemzeleri hep tesille okudu. Yukarıdan aşağı bakın bunları İsbahani'nin tesilleri nerede? İşte buraları bir ezberlemiş olsa kişi bitti. وَعَنْهُ سَهِّلِطْمَ أَنَّمَكَ أَنْ اُخْرَى فَأَنْتَ فَأَمِنْ لَأَمْلَ أَنْ أَصْفَى رَأَيْتَهُمْ رَآهَا مِنْ قَصَصْ لَمَّا رَأَتْهُ فَرَآهُ النَّمْلِ خَصْ Yani tak 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 hepsi olduğu gibi ne? Hemen kafada bitti. Daha kitabı açmaya gerek bile yok yani. Evet. Pekala. Devam ediyorum. Edelim abi. تَأَذَّنَ الْاَعْرَافِ بَعْدُ اُخْتَلَفَا Evet. بَعْدُ اُخْتَلَفَا ve... Nasıl hocam? Tabi. بَعْدُ اُخْتَلَفَا Bu اِخْتَلَفَ üzerinden almış bunu. Meçhul değil de normal. اِخْتَلَفَ İhtilaf etti gibi. Yani diyor ki بَعْدُ اُخْتَلَفَا'dan kasıt bu teezzüne kelimesi A'raf suresinde var. A'raf suresinden sonra başka hangi surede var? Bir de İbrahim suresinde var. Değil mi? Bir de İbrahim ve teezzüne rabbukum le in şekertum. Orayı ba'du dediği zaman diyor acayip bir şey. Sen bunu nasıl şimdi kavrayacaksın, çıkaracaksın? İşte şerhe bakacaksın, kitaba bakacaksın. Ve iz teezzüne rabbukum işte A'raf suresininkini tamam anladık ama A'raf suresinden sonra ilk defa gelen yer İbrahim suresidir. Ba'du kelimesiyle. Bundan sonraki gelen ilk yer. Orası da İbrahim suresidir. İhtelefa. Burada ne var? Huluf var. Ama buraya kadar olanlarda huluf yoktur hocam. Anlaşıldı inşallah. Yok. Yok. O sadece hocam aynen. Yani o kafiye elifi diyelim. Tamam mı? İki yerden bahsetmiyor. Sadece bir yerden bahsediyor. A'raf suresinde olan da huluf yok. A'raf suresinden sonra yine aynı şekilde gelen yer ki o da İbrahim suresi. Anlaşıldı mı Yusuf hocam? Evet o da İbrahim suresi. İbrahim suresinde huluf var. Ve iz teezzene yapacağı zaman hulufle yapıyor bunu. Evet. Vel bezzi. Bezzi hazretleri yine tesil yapmaya devam ediyoruz. Tesilden devam ediyoruz. Vel bezzi. Bezzi hazretleri yani İbn-i Kesir'in değil mi? Herumuzlu bezlisinden bahsediyoruz. Bir hulfi hulifle ne yapar? Tesil yapar. Neyi? Le'a'nete. Neyi yapıyor hocam? Le'a'nete. Evet. Velev şâallâhu le'a'neteküm yok mu? Evet. Bakara suresi 220. ayet-i kerimede geçiyor. Le'a'nete. Başka nerede var? Başka nerede var? Ve fî kâin ve İsrail sebtun. Kâin ve İsrail kelimelerinde yani kâin gibi değil mi? Bu şekilde
Sebütün bunu ne yapıyor? Ebu Cafer Hazretleri yapıyor bunu. Onu yaparken de Meratibe Erba'da 2-1 değil mi? Mertebeteyn'de 3-1. Meratibe Erba'da 2-1 olarak bunu yapıyor. Mertebeteyn'i 3-1 olarak yapıyor. Yani 3 met ve 1 kasırla beraber okumuş oluyor. Hem kain kelimesinde hem de siz söyleyin ismini İsrail kelimesinde. Vahzifi hasfet. Neyi? Kemüttekûn. Kemüttekûne tühzi'û yutfû semet. Ebu Cafer için semet derken bu semet neyi kastediyor? T kırmızı malum. Ebu Cafer Hazretleri. Yani müttekiûne'deki hemzeyi hasfet. Üstühzi'e'deki veya üstehzi'ü fark etmez. Müstehzi'ün gibilerde. Yine hasfet. Yutfû. Yutfî'û idi aslında. Ne yap? Yutfû oku. Kim için oku bunu? Temet Ebu Cafer için. Ebu Cafer buradaki hemzeleri ne yapıyor? Şimdi hemzelerin ibdalinden geldi, tesilinden geldi. Şimdi haziflere girmiş oldu. Yutfû temet Ebu Cafer için. Efendim? Bu vakıfta. Ebu Cafer Hazretleri için şu anda bu basıl vakıf fark etmez. O vakıfla alakalı meseleler gelecek. Asıl en yani çetrefilli yerlerden birisi de o vakıf meseleleri. Bu İmam-ı Hamza'nın işte hemzelerin hemze-i mütevassıdası, mütetarrifesi bilmem nesi. Nasıl hocam? Aynen öyle. Dünya kadar. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 60 küsür bab var orada. 60 küsür konu var orada. Ama bir izniyle halledilir yani. Önümüzde az kaldı yani. Oraya kadar bir şey kalmadı. Sabune sabine meden. Gerek vessabiune Maide suresinde, gerekse vessaibine Bakara suresinde. Bunlar da nasıl okumuştur hocam? Ala lafzihi yani. Gördüğün lafız üzere. Sabune sabine. Biz bunu alıştık mı zaten? Alıştık. Burada ne vardı? Sabiune sabiine vardı. Bir hemzeli okuyuş var, bir de hemzesiz okuyuş var. Hemzesiz okuyuşu kim yapıyor? Meden? Ecan. Ecan yapıyor. Ecan dışındakiler otomatikmen zaten sabiune veya sabiine okuyacaklar. Münşüne hat. Münşüne. Hat hulfen dedi değil mi hocam? Evet. Yani münşün neresi? Em nahnul münşiun. Vakıa suresinde. Hat kimi işaret ediyor? Tehad. Ebu Cafer'in İsi değil mi? Heh. İsi. Yani İsi ibn-i Virdan burada arkadaşlar ne yapmıştır? Hulüfle yapmıştır burayı. Değil mi? Hulüfle yapmış burayı. Buradan bunu anlıyoruz. Sonra devam ediyor. Ve müttekine müstehzine sel. Ebu Cafer'in vücuhatına yine geçiyor. Müttekin, müttekiine kelimesini müttekin şeklinde hazifle, müstehziin kelimesini müstehzin şeklinde yine hazifle okuyan sel Ebu Cafer Hazretleri. Sonra ve mütteken, yani müttekeeni mütteken. Efendim, tetav mesela. Tetav, tetav, yatav, yatav. Anlaşıldı mı? Bunları da aynı şekilde hatı yine kim yapmış bunu? Hatine vel. Evet. Tetaune, yataune, nerede olursa hatine, hatine derken zaten hatine aynı zamanda hem o hatinenin hısı kırmızı mı? Değil mi? Tamam. Yani hatin şunun için söyledim. Acaba efendim? Kırmızı runda aşağıda da imamı söylüyor. Ha, yok o tamam. İleride gelecek. O zaman bunlar hep Ebu Cafer'in yine bunlar. Hem Ebu Cafer'in işleri bunlar. Vel demiş. Evet. Demiş ki velli Ebu Cafer. Yani velli Ebu Cafer. Ebu Cafer'i takip et. Evet. İbdali dalik. İbdale dalik. Anlaşıldı. Bunlar da yani mütteken, tetav, yatav, hatine, vel. Bu kelimeleri de mütteke'eni, tetav'ne'yi, yatav'ne'yi, hatine'yi bunların hepsini hemzesiz bir şekilde hazifle oku Ebu Cafer Hazretleri'ni. Vel neyin kısaltmasıdır diyor. Velli. Yani takip et anlamında. Vella yuvelli. Değil mi? Velli. Emri hazırı. Takip et. Sonra başlıyor başka bir kelimeye. Eraite. Yani eraite daha doğrusu. Eraite. Değil mi? Eraite olarak almış. Bu hangi kelime bir kere? Eraite deyince hangi kelime bu? Eraite kelimesi. Eraite denince belli ki buradaki elifi hemzeyi düşüren biri var. Küllen diyor hepsini. Yani bütün eraitelerde ne yapacaksın? Rum, kisai için hazif. E-ra-i-te. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eraite denince hazif oldu. Eraite idi aslında.
Eraeyteydi. Küllen rum ve sehhilha, bu kelimeyi, eraeyte kelimesini nerede gelirse gelsin fark etmez. Ne yapacaksın? Teshil yap. Kim için? Meden eli eca için. Ne oldu? Yani eraeyte okuyanlar da var burayı. Doğru mu? Eraeyte okuyanlar da var. Eraeyte okuyanlar da var. Eraeyte okuyan kisayı zaten. Eraeyte okuyan eca. Pekala. Şimdi bizim bildiğimiz Ezrak'ın bir de burada eraeytesi yok mu? Var. O şu anda burada yok ama. Bakacağız. Ha entüm. Ha entümü tesil yap. Hocam. Kim için? Haze meden. Kim için yapacağız tesil? Haze. Yusuf. Ne diyebiliriz hazeye? Ha. Ebu Amr. Meden. Kimdir? Elif ca. Yani elif, ha, ca ne yapacaklar? Tesil yapacaklar. Ha entüm şeklinde tesil yapacaklar. Sonra diyor ki ebdil ceda. Aha da geldi iptali. Yani eraeyte ile de ilgili bu kelime. Efendim ha entümdeki ile de alakalı. Ne yapacak? Ebdil ceda bil hulfi fihima diyor zaten. Her iki kelimede de. Yani hem eraeyte kelimesiyle alakalı hem de ha entüm kelimesiyle alakalı. Ezrak ne yapacak? Ceda dediğine göre kim olur? Kim anlaşılır burada? Ezrak anlaşılır. Vers demiş olsaydı iki tarikte anlaşılacaktı. O zaman ne oldu? Demek ki burada eraeyte eca yoluyla alındı. Eraeyte bir sonraki mısradan geldi. O da Ezrak'tan geldi. Ha entüm de aynı şekilde. Yani ha entüm de var mı? Var. Evet. Pekala. Ha entümle alakalı devam ediyor. Ve yahdiful elif diyor. Elifi hazfeder. Kim? Verşün verş. Ve kumbulun kumbul. Verş ve kumbul ne yaparlar hocam? Elifi hazfederler. Ve anhu maktulif. Huluf var ikisinde de. Yani elifin hazfiyle de okurlar. Değil mi? Elifi hazfetmeden de okurlar. Dolayısıyla elifin hazfi söz konusu olursa Ezrak nasıl okur? He entüm. Değil mi? He entüm. Ama tesil okuyacak bu. O zaman nasıl okuması lazım? He entüm okuması lazım. Doğru mu? Değil mi? Yani normalde biz bunu he entüm okuyacak. Yani bunun hocası olan zat İmam-ı Nafi Hazretleri. Hocasının hocası diyelim ki. İmam-ı Nafi Hazretlerinden rivayet ne burada? Bunun tesil okunması. He entüm okuması. Ama diyor ki burada verş ve kumbul oradaki elife hazfederler. O zaman nereye geldi bunlar için mesele? He entüme geldi. Ama tesilden kopamaz yine de. Hocası tesilci ya. Normalde kalun he entüm okuyor. He entüm bu şekilde okuyor. Verşte normalde böyle okuması gerekiyordu. Ama okuyamıyor. Niye? Çünkü elifsiz okuyor. He entüm. Okur geçer. He entüm o vecite var tabi. Zaten ebdil ceda bil hulfi fihima dedi ya. Evet. İkisinde de ibdal et diyor. Değil mi? Yani gerek eraeyte'deki hemzeyi gerekse ha entüm'deki hemzeyi ibdal ettiğin zaman da karşına ha entüm bir vecih de böyle çıkıyor. O zaman ne oldu? Bir tahkikle yani ha entüm şeklinde okuyacak bu. Normal bunu tesilden kopmadan yine. Çünkü dedi ya hulüfle bunu yapacaklar bunlar. Kumbulde efendim verş de diyelim. Verş deyince İsbahani var işin içinde aslında. Tabii. Verş deyince hem İsbahani var hem Ezrak var. Şimdi Ezrak yoluyla bize gelen bir he entüm. Anlatabildim mi? Evet. Yani elifi çünkü hasbeden dikkat ederseniz ve yahdiful elif verşün diyor. Yani verş dediğine göre İsbahani de Ezrak da ne yapmışlar? Elif'i hazfetmişler. İkisi de he entüme almış mı meseleyi? Almışlar. Ama bir önceki mısradan kendilerine hocalarından miras bir tesil kalmış mı? Kalmış. Nasıl okuyacaklar o zaman? Ezrak da İsbahani de he entüm okuyacaklar. He entüm okuyacaklar. Ama ebdil cedaya baktığımız zaman bir hulfi dedi ya az önce. İbdal et. Bunu hulüfle ibdal et. O zaman ne oldu?
Ezraka ceda dediğine göre Ezraka bir vecih daha çıktı orada. Hem tüm vecih geldi bir de. Ezrak için ibdal noktasında huruf olmuş oldu. Hem yani hem tüm şeklinde de okuyor. He entüm, he entüm tesilli beraber de okuyor. Evet. Yani kumbulün de hulfü var orada. Kumbulün de var hulfü. Demiş ki وَعَنْهُ مَقْتُلِفْ اَيْ اِخْتَلَفَ عَنْهُمَا فِي حَذِفِ الْاَلِفِ Elif'in hasfinde hulf vardır. Her ikisi için. Hem kumbul için hem vers için. فَيَكُونُ الْوَرْسِ مِنْ تَرِيكِ الْاَزْرَقِ ثَلَاتَةَ اَوْجُهِنْ Üç vecih vardır. Ezrak'ın üç vecihi vardır. اِبْدَالُهَا اَلِفًا Değil mi? هَنْتُمْ Bir vecih. وَبَيْنَ بَيْنَ مَعَ الْحَزِفِ هَنْتُمْ Hazifle beraber tesil. وَمَعَ الْاِثْبَاتِ Bir de ispatla. Yani هَنْتُمْ Elif'in ispatıyla beraber. Mesela كَيْبِي عَمْرِ الْمَقَالُمُ اَبِي جَعْفَرْ demiş. وَهَذَا الْاِصْبَحَانِ عَنْهُ Bu vecih de İsbahani'nin vecihidir. Yani ispat vecihi İsbahani'nin vecihidir. Anlatabildim mi hocam? هَنْتُمْ şeklindeki gelen vecih. Altta not geçmiş. اَيْ لِلْاِصْبَحَانِ فِي اِثْبَاتِ الْاَلِفْ كَمَا حَدِفِهَا لِقَوْلِ النَّازِمْ وَيَحْدِفُ الْاَلِفْ وَرْشُنْ اَيْ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ Yani İsbahani için, o ispat meselesi İsbahani için geçerlidir diyor. İspat meselesi İsbahani için geçerlidir. O zaman ne oldu? Vers için evet 3 vecih var piyasada. He entüm. İşte he entüm. Bir de he entüm var. Ne derler ona? İsbahani için hem he entüm var hem de he entüm var. He entüm ile alakalı uzun uzadıya bir takım şeyleri anlatıyor zaten. İtafta da anlatıyor. Bâb-ül Hemz-ül Müfret'te meraklısına diyor ya, meraklısına vardır orada. Demiş ki وَاَمَّا هَا أَنْتُمْ فِي مَوْضِعِ آلِ اِمْرَانِ آلِ اِمْرَانِ وَفِي النِّسَاءِ وَفِي الْقِتَالِ Üç yerde var. Yani Âl-i İmran ve Nisa'da var. Ondan sonra bir de Kıtal yani Muhammed Suresi'nde. Değil mi? Kıtal Suresi'nin diğer bir ismi. Daha doğrusu Muhammed Suresi'nin diğer bir ismi Kıtal Suresi. Demiş ki فَقَرَا النَّافِعَ وَاَبُوا عَمْرُ وَكَذَا اَبُوا جَعْفَرِ بِتَسْهِيلِ الْهَمْزِتِ بَيْنَ بَيْنَ مَعَ الْاَلِفِ Aynı burada söylediğini söylüyor. Yani elifle beraber tesille. Ha entum değil mi? Bir de böyle olunca ne olacak? Bir de alacaklar burayı. Meddi mufasıldır. İki de alacaklar. Demiş ki lakin uhtilife an verşin verşten ihtilaf edilen meseleyi söylüyor. Femedhemül cumhur anhu minet tarikayn cumhurun iki tarikiyle de ondan rivayet ettiği nedir? Cumhur ehli edanın ettesilü me'al hadfil elif elifin hasbiyle tesil okumak. Ezrak'tan da İsbahani'den de ne var hocam? He entüm. Aynısı. Yani burada söylemiş olduğu ve yahdiful elif zarşun dedi ya. Elif'in hazfi vardır verş için. Verş dediğinde kim anlaşılacak dedik zaten. İsbahani ile Ezrak anlaşılacak. Ondan sonra وَرَوَا اَخَرُونَ عَنْهُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ Başka diğerleri var. Bunlar da neyi rivayet ediyor? اِتْبَاتَ الْاَلِفْكَ قَالُونَ Kalun gibi elifin ispatını rivayet ediyorlar. Kalun gibi elifin ispatını illa ennehu min tariqil ezrak yemuttu medden müşbi'an ala aslihi yani böyle durumda ha entum diyelim kalun gibi elifle beraber ha diye çekiyor mesela. Böyle çektiği zaman da normal meddi müşbi yapar diyor. Yani 5 meddini alır ezrak. Ha entum diye alır. Dolayısıyla ezrakın 3 vecihi var. Birisi hentum, birisi hentum, birisi hentum şeklinde. İsbahani'nin iki vecihi var. O da ne? Birisi hentum, yine aynı şekilde. Diğeri de normal kalun gibi hentum. Yani bir, iki. Evet. Burada uzun uzadıya şeyde mesela Bâb-ül Hemz-ül Müfred'in sonuna doğru hocam sondan birkaç sayfa öncesinde Bab-ı Nakli Hareketil Hemze'ye geçmeden birkaç sayfa öncesinde bununla alakalı uzun uzadıya yazmış. Bütün vücuatı zaten yazmış, dökmüş mübarek. Evet. Pekala. Burada anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Yok. Allah'ın izniyle. Ve hadfu yellâ'i bu. Allah. Bu var ya en büyük şeylerden, sıkıntılardan yani en büyük değil de büyük. Vellâ'iye isne. Evet. Ve hadfu yellâ'i Ahzab suresinde varmış, Mücadele suresinde varmış, bir de iki tane de Talak suresinde varmış bunlardan.
Evet hocam. Bunlar nasıl okulacaklar? Ve hadfu yellâ'i. Ellâ'i kelimesindeki ye'nin hazfini kim yapar? Sema. Sema denince akla kim gelir? Sema'nın adamları gelir. Edahca'ya. Değil mi? Edahca'ya. Beş tane zat. Bunlar nasıl okurlarmış hocam? Vellâ'i ye'isne. Ne yaptılar? Hazfettiler. Vellâ'i derken vellâ'i okudular bunlar. Ve sehhelû. Tesil yaptılar. Evet. Kim yaptı bu tesili? Ve sehhelû. Yani Sema'dan bahsediyor. Vellâ'i yaptı bunlar bir kere. Ve sehhelû tesil yaptılar. Gayra zuben bihi. Evet. Gayra zuben. Değil mi Şeyh Yakup? Evet. Yani Şeyh Yakup bihi kalun zeka bir de var değil mi? Zeka kimdi? Dehez. Değil mi? Bezzi mi oluyor? Kumbul. Evet. Yani şimdi baştan oradaki ye'nin hasbini söyledi mi bize? Söyledi. Vellâ'i. Tamam. Ama diyor ki bunların içerisinden üç tanesini çıkar. Şeyh Yakub'u çıkar. Kalun'u çıkar. Bir de kumbulu çıkar. Bunlar tahkik okuyacaklar bunu. Bunların dışındakiler tesil yapacaklar burayı. Yani vellâ'i ye'isne diye okuyacaklar. Kim bunlar? Şeyh Yakup, Kalun ve efendim kumbulun dışında kalanlar. Sema cümlesinden olarak bunu söylüyoruz tabi. Sema'nın içinden. Anlaşıldı mı burası hocam? Yani sema ne oldu? Burada ikiye bölünmüş oldu. Sema yani elif, dal, ha, ca, ya. Bunlar ikiye bölünmüş oldu. Bir, vel, yani ilk önce aynı vecih yapıyorlar ama. Vellâ'i. Sema. Hocam sema hemzeyi hasfediyoruz değil mi? Hemzeyi hasfediyoruz. Velle olmuyor. Ye'yi hasfediyor hocam. Ye'yi. Ve hadfu yella ye dedi ya. Ve hadfu ye. Ve hadfu yella'i. Oradaki ye'yi hasfettik. Ne oldu? Vella'i. Ortak burası. Ama bu vella'i kelimesini birileri tesirli okuyor. Birileri tahkikle okuyor. Yine semanın içinden. Semanın içinden efendim Kalun, Şeyh Yakup ve Kumbul tesil tehe. Onlar tahkikle okuyor. Bunların dışındakiler tesille okuyor. Ama ortak nokta ne? Ye'nin hazfi. Evet. Pekala. Evet. Vel bedel. Bedel yapmak. Neyin bedelinden bahsediyor burada? Vel bedel vel bedel sakinetel ya hulfu hadihi haseb ibdal edilir. Yani hemze ne olur hocam? İbdal edilir. Neye ibdal edilir? Sakinetel ya. İşte az önce senin dediğin hocam. Arif hocam senin dediğin mesele. Vellay oraya geldi mesele. Vellay yeisne. Kim yapıyor bunu? Hulfu hulfle hadihi kumbezi ile haseb Ebu Amr. Bunlara ne kaldı mesela? Yani ne oldu? Bunların şimdi ikişer tane vecih olmuş oldu bu arada. Öyle değil mi? İkişer tane vecih oldu. Yani bir tanesi diyelim ki Ebu Amr ile alakalı konuşacak olursak vellahi tesil de yapar. Değil mi? Tesil de yapar yukarıdaki ifadeye göre. Ya'ya ibdal de yapar. Vellahi ye'isne de okur. Evet. Pekala. Diğerleri de tek tek bu şekilde tefrik edilir. Ve babe yeyesu, yeyesu babına gelince eklip, kalbet, çevir. Yani yeyesu deki, şimdi ne var? Bir ye var. Arkadan bir ye daha var cezimli. Arkadan bir tane hemze var. Değil mi? Üstünlü. Yeyesu. Peki diyor ki bu hemzeyi diyor hemzeyi ne yap? İki ye'nin anasına kalbet. İki ye'nin anasına koy. Eklip. Kalbet dediği o. Yerlerini değiştir yani. Ye yesi oldu değil mi? Ondan sonra ne yap? Ebdil bir de ibdal et. Oldu? Ya yesu. Evet. Kim yapar bunu hocam? Hulfü hep. Evet. Hebin hulfüyle. Yani orada bezzinin hulfüyle bunu yapar demiş. Pekala. Yey esu ve ya yesu şeklinde. Ye yesu değil mi?
ye'yesi oluyor. İlk önce ondan sonra ibdal. Ne oldu? İkisini bir arada yapıyoruz tabii. Yani bir ye'yesu bir ya'yesu değil. Tek veci. Ya'yesu. Sadece nasıl olduğunu anlatıyor burada. Hemzeyi nereye koyacaksın? Sonra o hemzeye ne yapacaksın? Anladın mı? Tabii. Yani ibdal meselesine sokuyor. Aynen öyle. Arapçadaki bravo hocam. Sarf kaidesi gibi aynı. Maksud kaidesi. Evet. Yani bunun gibi hatta ides tey'ese mesela. Hatta ides tey'ese ve la tey'esu min ruhillahi innehu la ye'esu min ruhillahi. Hepsi aynı. Yok. İptal ettikten sonra iptal ediyorum. O niye yazıyor? Tek bir şey çıkıyor. Tek beci. Tek beci. Felemmes teyesu, felemmes teyesu, felemmes tayesu. Yani oradaki hareketin nasıl meydana geldiğini söylüyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Heyete edgim, heyete edgim, heyete kelimesini idgam et. Heyete kelimesini hemzeyi de aynı şekilde ne yapacaksın burada hocam? Efendim, ye'ye çevir. Ondan sonra idgam et. Ne oldu? Heyyete. Değil mi? Heyyete. Edgim idgam et. Neyle beraber? Ma beri, meri, heni, hulfun, sena. Yani beri'ün, meri'ün, meri'en, heni'en. Bunları ne yapacaksın? Meri'yen, heni'yen. Bu şekilde bunları idgamla okuyan kimdir? Ebu Cafer Hazretleri hulüfle yapmış bunu. Evet. اَنَّسِيُ ثُمْرُهُ جَن۪ي اِنَّمَا النَّس۪يُّ Değil mi hocam? اِنَّمَا النَّس۪يُّ ثُمْرُهُ Ebu Cafer ile ceni derken kimdir bu ceni? Ezrak. Ezrak değil mi? Heh. Ezrak. Demek ki İsfahani burayı aynı kanun gibi ne yapacak arkadaşlar? 2 met veya 3 metni artık meratibe arba mertebeteyn derecelendirmelerine göre okuyacak metnini. Hocam yapmak, okumak bunların hepsi çok güzel şeyler ama Cenab-ı Hak bize bunu yaşamayı nasip etsin ya. Bazen düşünüyorum, diyorum ki ola bak herkes asıma göre okuyor. Tamam, herkes bir kere hesap verecek. Biz 10 kıraate göre biliyoruz. Ya 10 kere hesap almaya kalkarsa Mevla ne yapacağız? Öyle bir şey olmayacak ama yani biz kurralar olarak Allah'ın birçok insanlara bakın nasip etmediği bir güzelliği Mevla nasip etmiş bize. Abi şaka mı ya? Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bütün vecihlere sen sahipsin ya. Millet Elif B bilemezken sen hafızlık eyvallah baş tacı ama öyle bir yere seni getirmiş ki Mevla. Yani Kur'an-ı Kerim en son nasıl okunur sorusunun cevabını Allah sorsa birisine, yani daha doğrusu bir kul birine sorsa senden alacak ya. Bunun gibi bir güzellik var mı? Düşünsene bilmem ne kadar Kur'an'ın şehadeti üzerine bu sefer bir takım Kur'an-ı Kerim'le alakalı İslam tarihinde olan olaylar oluyor. Kurra dediğin zaman ama nasıl kurra? Sahabenin kurrası gibi olmak. Yoksa öyle sağda solda hava civa yapmak için okuyan kurralar Allah selamet versin. Yani birkaç tanesini tenzih ederiz. Ama yani nereye geldin? Kıraat meclisine. Niye geldin? Aşırı okumaya. İyi, güzel. Yani bir farklı bir eda ile, farklı bir görüntüyle beraber. Yok abi. Yani kıraatçılar, bakın şu Dimyati Hazretleri bir mütesavvıftır. Kitabın sahibi. Bir tasavvuf erbabıdır. Ondan sonra Zübde'nin sahibi bir tasavvuf erbabıdır. Bir de ne anlatır bu? Yani bir kurra, bir kıraatçı, abi tasavvuf erbabı da olması gerekir. Niye bu? Çünkü kıraatçı dediğin zaman da işin içinde sana kimse sormadan bir fıkıhçıya bir soru soracaksın ki adamın ne olduğu çıkacak ortaya. Yok, sana Kur'an oku dediği anda sen bir okuma başlasan ne olduğu çıkıyor piyasaya. Dolayısıyla senin kibrin tavan yapar. Bunun da önüne geçmek için en büyük Allah'ın izniyle cevher tasavvuftur işte. Ya düşünsene Dimyati Hazretleri ya mütesavvuf bu adam. Koca ithafın sahibi. Zübde aynı şekilde. Tasavvuf erbabı olmak önemlidir. Cenab-ı Hak çıktığımız yolda bizleri böyle eskilerimizden çok daha iyi olmayı nasip eylesin. Yani gönlü gözü böyle tevazu içinde olan insanlardan eylesin ya. Öyle Kur'an-ı Kerim okuyup da onun omuzlarına basıp kendini yükseltenlerden değil. Kur'an-ı Kerim'i kendi omuzlarına basıp da yükseltenlerden eylesin yani. Evet. Fazla konuşmayayım. Daha da gider bu iş. Cüz'en senen. Cüz'en değil mi ayeti kerime? Evet. Cüz'en'i nasıl okuyor? Değil mi? Ayeti kerime. Ve idi kâle İbrahim Rabbi erni keyfe tuhyi'l mevtâ kâle evlem tü'min.
قَالَ فَقَدْ اَرْبَعَةَ مِنَ الضَّيْرِ cüz'en işte. Bakara suresi. Evet. Cüz'en okuyan sat. Yani o burada geçmiyor. Biz şu anda tek hemzeden gidiyoruz. Hemzede yapılan bu cihattan devam ediyoruz. Cüz'en oku bunu. Cüz'en. Evet. Sena Ebu Cafer. Vehmiz yulahu ne neda. Hocam yulahiune'yi neda. Yani İmam-ı Asım nasıl okumuş? Yulahune. İmam-ı Asım'ın dışındakiler nasıl okur? Yulahiune. Evet. Pekala. Ve afven. Ben de diyorum ki ya İmam-ı Asım böyle okumuyor. Nereden çıktı? Vehmiz hemzeli oku. Neyi? Yudahune'yi hemzeli oku. Arif Hoca çaktırmadan yolu gösteriyor bize. Allah razı olsun. Evet. Vehmiz hemzeli oku. Yudahune. Yudahune. Ben de diyorum ki ya böyle bir şey okumuyordum İmam-ı Asım. Nereden çıktı bu? Yudahune. Hemzeli oku. Evet. Geri kalan burayı nasıl okur? Yudahune. İmam-ı Asım böyle okuyorsa. Bâbün nebiyyi veya bâben nebiyyi. Nebiyyi de hemzeli oku. Nübüvveti de hemzeli oku. Nübüvveti veya nebiyyi şeklinde. Kim yapıyor bunu? El-Hüdâ'nın hemzesi İmam-ı Nafi olduğunu gösteriyor bizlere. Ziyâ-e-zin. Hocam. Ziyâ-e-zin. Yani burayı da hemzeli oku. Nasıl okuyacaksın? Ziyâ-e değil mi? Ziyâ-e. Zin. Kimdir bu zin? Kumbul. Değil mi? Hebezi zekumbul. Ondan sonra murcevne turci. Bunları da hemzeli oku. Nasıl okunacak? Murciune değil mi? Turciu. Mesela turci men teşe'u'yu nasıl okuyacak? Turciu okuyacak. Veya murcevne diyor. Murceune değil mi? Evet. Li emrillahi imma yu'adzibuhum ve imma yetubu aleyhim yok mu? Murcevne li emrillahi. Neresi? Tevbe suresi değil mi? Evet. Pekala. Bunları da hemzeli oku. Kim için? Hakku sun. Hak. Kimdi hak? Hak kimdi? Dahya. Değil mi? Dahya. Sum. Bir de sat var orada. Evet. Kesa da var. Yani bunlar yani Dahya, Sat ve Kef İbn-i Amir Hazretleri. Bunları nasıl okumuşlar arkadaşlar? Hemzeli okumuşlar. Yani bir yerlerde birileri daima hemzeli, birileri ibdal okumuşlar ha. İmam-ı Asım'ın ibdal okuduğu yer var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var işte. Neresi? Murcevne. Aslında neydi? Murceune. Tetaune yapıyordu. Sen tetaune yapıyorsun. Öteki taraftan Ebu Cafer'ın tetav yapıyor. Aynı hesap. İmam-ı Asım'ın Kur'an-ı Kerim'de ibdal ettiği yer var mı? Var. Neresi? Murcevne. Turci. İmam-ı Asım. Ya biz de yapıyoruz. Murcevne okuyoruz da biz. Ama şube orayı Murceune okumuş. Mesela. Burayı diyor. Elberiyyetü. Mesela elberiyyetü. Burayı da hemzeli oku. Elberiyyetü şeklinde. Kim? Ütlü mis. Evet. Yani hayrul beri'e. Şerrul beri'e. Evet. Kim yapıyor bunu? İmam-ı Nafi ile İbn-i Zekman Hazretleri yapıyorlar beraber. Badiyehum. Badiyehum. Yani badi'er-ra'i. Burayı da hemzeyle oku. Badi'e şeklinde. Kim için? Hum. Ebu Amr için. Pekala. Bu nakil meselesini de bırakmış oluruz. Cenab-ı Hak inşallah anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Yani Tayyip'e başka bir alem. Ne dersek diyelim. Cenab-ı Hak hayırla sonunu getirmeyi nasip eylesin. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.